Evet arkadaşlar, devamlı sorduğunuz bir soru. En ucuz offroad aracı hangisi? Evet, bu hafta cevabı geliyor. En ucuz offroad aracı. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Şu an Türkiye'nin efsane 4x4'lerinden biri Lada Niva'nın yanındayım. Türkiye'de çok tutulan bir model oldu. Daha doğrusu dünyada da çok tutuldu. Çok fazla üretildi. Lada biliyorsunuz bir Rus arabası. 1970'li yılların başında üretilmeye başlandı. Monokok şase. Yani çoğu araçta direkt merdiven şase vardır. Bunda aracın kokpitiyle şase bir bütündür. Bunun avantajları ve dezavantajları var. Bence bir arazi aracında monokok şase olmaması gerekirdi. Çünkü sebebi biz görüyorsunuz araçlarımızı çok çekiyoruz. Bazen çamura saplandığında vurdurarak çekiyoruz. Monokok şasede vurdurduğunuz zaman araca çok büyük zarar verebilir. Hatta şöyle söyleyeyim, yani Lada'dan iyi anlayanlarınız, Lada'yı sevenleriniz biliyordur. Offroad'da çekerken kopan, şase ayrılan birçok Lada var. Arazide kullanırken sert çekmelere, sert darbelere maruz bırakmamaya çalışın. Yoksa onunla ilgili problem yaşarsınız. Bu bence bir handikap. İkinci handikapı, Lada'da ileri bir teknoloji yok. Basit teknoloji var. Tabii sürekli dört çeker. Boya konusunda Lada 2010-2012 senelerine kadar maalesef bütün araçlarda bilirsiniz galvanizle kaplanır. Saç bir koruma sistemi vardır. Ondan sonra boya yapılır. Lada'da maalesef böyle bir şey yok. Lada çürür. Lada'nın bilenler bilir, sıkıntılarından biri çok hızlı çürür. Çok hızlı korozyona uğrar, paslanır. Güzel yanları, araç sürekli dört çeker. Bu küçük atom karıncada Ruslar bir de orta diferansiyel kilidi yapmışlar. Bu da aslında artılarından biridir. Ama orta diferansiyeli kilitlediğiniz zaman yani ön ve arkada kilit yoktur. Sadece motordan çıkan gücü öne ve arkaya dağıtır. Orta diferansiyel kilididir. Lada'da 1600-1700 cc iki tip motor var. Yaklaşık 3580 beygir güç üretiyor. Lada arkadaşlar, yani şu an Erol'un arabası herhalde bir 15 bin lira civarında. Standart bir Lada. Sadece lastiklerini değiştirmiş. Bu segmentte bu paraya alınabilecek en güzel arabalardan biri. Bir dağ keçisi. Evet, şöyle bir arabanın etrafında gezersek, biraz önce de söyledim. Tek kapı, monokok şase. Yerden yüksekliği çok fazla değil ama yükseltebilirsiniz. Güzel de oluyor. Yükseltilmiş, güzel donanımlı Ladalar iyi 4x4'lerle hemen hemen aynı noktalardan, aynı rotalardan gidiyorlar. Benzinli olması ve sürekli 4x4 olması yakıt tüketimini oldukça yukarılarda tutuyor. Onun için çoğu Lada'da tüp var. Tüp takıyor arkadaşlar. Ruslar zannedersem 2018 yılında Lada'nın yeni kasası için model ürettiler. Yakında Türkiye'ye de geleceğini düşünüyorum. Lada sağlam bir araba, keçi gibi. Çekiş sistemi güzel fakat çok konforlu bir araba değil. Bak, pet şişeyle fışkırttım ya. Lada bu ya. O kadar özellik yok abi bunda. Her şey model. Bez veriyoruz, bezle siliyoruz. Ailece kullanabileceğiniz bir araba değil. İçi oldukça küçük, dar. Dediğim gibi paslanma sorunu var. Onun dışında Lada hafif, pire gibi bir araba. Gördünüz mü? Yani şase arası, teker arası da oldukça birbirine yakın. Tabii daha yüksek beygir gücü olsaydı daha güzel olurdu. Çünkü araba normal şartlarda bu 75-80 beygirlik güçle idare ediyor ama araziye girdiği zaman mutlaka ya orta kilidi kilitlemeniz lazım ya da ağır devir almanız lazım. Bu arabada tabii ağır devir de var. O da güzel bir nokta. Yani ben Lada'yı yıllar evvel kullanmıştım. Konforu haricinde güzel bir araba, kullanılabilir.
10-15 lira segmentinde alabileceğiniz, off-road yapabileceğiniz, gezebileceğiniz güzel bir araç. 5-10 lira yedek parçaları, 10 lira 15 lira o konuda da sizi yormaz. Türkiye'nin her tarafında en ücra kasabasında bile tamir ettirebilirsiniz. Zaten 8 valfli çok basit bir motor sistemi var. Problem yaşayacağınızı, servissel anlamda problem yaşayacağınızı sanmıyorum arkadaşlar. Hiç olmazsa off-road için bir başlangıç aracı olur. Dedik hani Lada hastaları var. Erol da sağ olsun. Erol'un oradayız. Erol da onlardan birisi. Erol arabaya da isim koymuş Michael. Michael'la ilgili konuşmak gerekirse ne dersin vallahi kardeşim? Eğlenceli, ucuz. Şu anda kullanabileceğimiz maddi konuda en rahat arabalardan. Ben 15 bin lira falan dedim. Herhalde o piyasası. Civarları, topluları belki de 20-25 bin civarı olabilir. Ya nasıl işte, memnun musun arabadan? Kaç senedir kullanıyorsun? 3 yıldır kullanıyorum. 3 yıldır kullanıyorsun. 3 yıldır kullanıyorum. Tabii ufak tefek problemleri muhakkak oluyor. Yaşlı evet. Araba olduğundan dolayı muhakkak oluyor. Ama tatmin ettiğini söyleyebilirim bu paraya göre. Değil mi? Ama daha üst modellere çıktığında daha keyifli sürüşler tabii elde edebiliriz. Ama tabii senin araç da tam standart bir araç. Yani evet. Biraz daha böyle donanım falan yapılsa yapabilirsin. Olur. Yakıt durumu nasıl? Vallahi yakıt durumu ben normalde gittiğimde çok yakıyor ama siz geldiğinizde pek fazla yakmıyor yani. Değil mi? Devamlı kontağı kapatıyorum ben. Devamlı Erol'u çektiğimiz için aynen. Tabii bizle olduğun zaman yakmıyor. Ama buradan ladacılar kızmasın arkadaşlar. Yani bizim araçlarımız da normal standart bir Lada aynı kategoride değil zaten. Biz zaman zaman burada Einstein Camping'e geliyoruz İzni'ye. Herkesi de davet ederim, çok güzel bir nokta. Dayanamıyoruz, off-road'a çıkıyoruz. Erol da dayanamıyor, önümüzden ben de size rehberlik edeyim diyor. O gezimizde kar çok fazlaydı. Biz bile zaman zaman birbirimizi çektik. Onun için ladacı arkadaşlarımız şey yapmasınlar, vay işte arabayı makaraya almayın diye. Aslında onun zaten mecali o kadardı. Aynen. Ama diyorsun bizde gezdiğin zaman şey yakıt hiç yakmıyor. Yok, sıfır. Buna bu da güzel bir şey. Evet. Lada ile ilgili diyeceklerimiz bunlar. Lada alacak arkadaşlara tavsiye ediyorsun. Aynen, ediyorum, evet. Ediyorum. Yani çok bir şey beklemedikleri sürece evet. Kullanabilir. Ben bununla kütükle sürüklüyorum, dağlarda her yere geziyorum, ağacın üzerinden geçiyorum. Hani parçalandığı zaman dahi çok aşırı bir masraflar çıkmıyor. Değil mi? 50 lira, yani, 100 lira parçaları aynen, var. Aynen, evet, evet. Çok ucuz, 120. Evet. Tofaş'ın büyük çoğu parçası zaten evet. Uyum sağlıyor bunları. Onun için yaptırmak da basit. Her şey manuel. Evet. Yani güzel. Basit bir araba. Yıkıyorum, çıkıyorum diyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Bu haftalık bizden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyoruz.